Birlikteyiz. Artık hafta sonları baya böyle rutine bağladık. Ben şunu yakayım, biraz yüzüme ışık gelsin. Bugün hava Ankara'da yağışlı, kapalı. Onun için evlerde biraz daha karanlık bu saat olmasına rağmen. Biz bugün geldi Burcu. Çok sevgili Burcu Öztürk Karabey ile konuşacağız. Ben hemen onu yayına alayım. Ondan sonra biz birlikte sohbetimize başlayalım. Dün böyle yerle bir oldu aparatlar, telefonlar. Sevgili Toygun Orbay ile konuşurken. Merhaba Burcu, hoş geldin. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Ne İyiyim, kadar siz? iyi yaptın, eksik olma, davetimi kırmadın. Kabul Esas ben ettim. teşekkür ederim davet Aa, ne ettiğiniz demek? için. Sağ Ben olun, çok teşekkür mutlu ederim. oldum seni gördüğüm için. Sağ Zaten bu olun, bir sıra böyle mukavele. biz seramikten gidiyoruz biliyorsun. Evet. Galeride de seramik. Ben zaten oldum alışı seramiği çok severim. Evet. Tabii bu özellikle seramiğe şey yapmıyoruz, bir arka çıkma değil. Seramik zaten çok önemli bir sanat dalı. Şimdi seninle de konuşacağız ama bu sıra Evet. böyle bir tesadüf etti. Galeride de çok önemli bir seramik sergimiz var. Biliyorsundur, Evet. duymuşsundur. Onun da Tabii ki. hemen hızlıca sana sözü vermeden tekrar bir anonsunu yapayım. Çünkü önemli bir sergi. Hacettepe Üniversitesi'nin Evet. okulundan aslında düzenleniyor. Tabii, Çok tabii. sana yabancı değil. Kardeş Senin kurum. hocaların, evet, Tabii. oradaki belki arkadaşların, sınıf Evim de arkadaşların. diyebilirim tabii Evin orada. değil mi? Evet. Yani üniversite Evet. gerçekten keyifli de geçtiyse, hele eğitim dönemi, ki bizim bak Kesinlikle. çok keyifli de değildi. Biz çok böyle çok civcivli bir dönemde okuduk. Ona rağmen üniversite yaşamı çok başka bir şey. Onun için Hacettepe senin hayatında herhalde çok önemlidir. Çok. Çok Ya sordukları tabii. zaman doğma büyüme Hacettepe'liyim diyorum. Yani Diyorsun değil çünkü mi? hem lisans eğitimi hem yüksek lisans hem doktora hepsi orada geçti. Hepsi orada. Hepsi orada Ya geçti. bizim şimdiki sergimizde oradaki hocalar, asistanlar, yüksek lisans öğrencilerinin katıldığı 24 sanatçı ve aslında 24 sanatçı artı kim galiba, hepsi yedişer tabağı, aynı formdaki tabağı. Onları Kim Jong-un tornadan biliyorsun Evet, çıkarmış. evet. Her birine 7'şer tane vermiş Emeklerine ve sağlık her evet, birinin. çok herkes kendi yorumlamış ve Murat Balkan anısına Tabii. düzenledik. Çünkü onunla oluşan bir fikir de, öyle de bir Çok da bizim için anlamlı olmuş tabii önemli, böyle çok olması. anlamlı oldu. Evet, böylece kendi efendim sergimizin reklamını da Ama böylece çok önemli çünkü çok seramik önemli. sergileri şimdi tabii günümüzde çok daha fazla yer almaya başladı Buradan ama başlayalım. Evet. Eskiden bu kadar yer verilmiyordu galerilerde. O anlamda büyük bir gelişme oldu tabii ki. Hani bu tabii güzel sanatlar fakültelerinin bünyesinde sayısının artması, eğitim ve akademide yer alması ve tabii genç kuşakların da üretken bir şekilde ve bunu sadece bizim ülkemizden değil de dışarıdan da duyuyoruz biz. Yurt Değil dışından da mi? gözleniyor. Evet. Artan bir şekilde ve önemli bir şekilde ve gelenek görenek geçmişimize de baktığımızda hani hak ettiği bir şekilde hızlı bir şekilde ivmeleniyor. Aslında bu da güzel bir şey bir taraftan. Çok. Değil mi? Çok. Çünkü Çok da zaten anlamlı. hem üretilmesi hem sunumu, bak o gün bir sergi hazırlandı ama şimdi hep onu diyorum size, izleyici geliyor 10 dakikada, bilemedim yarım Tüketiyor. saatte tüketip gidiyor. 2 gün uğraştı 20 kişi Burcu. Çünkü O onların kurmak için. Bir de kurmak öncesi için. var tabii. Orasını Ya. zaten şimdi Ya. seninle konuşacağız. Yani 20 kişi, o paketler çok kere çok özenle açılmak zorunda. Biliyorsun, aman yere düz koy, aman Paketlenmesi, taşınması, her aşaması. taşınması, sonra onların Kurgulaması. asılması, kurgulaması başlı başına. Biz mesela duvarlara çivi çakılmasına izin verdik. Çünkü bu, ben asla böyle çivi çakamıyoruz, onu yapamayız anlamında sergilere engel olunmasından hiçbir zaman ondan yana değilimdir. Biz el Harika. verdikçe evet Çok güzel. hiç sakınmayız. Çok çoğu bir boyanır diye düşünürüz. 2 gün uğraştılar Burcu.
Yani enteresan. Hiç kolay değil. Üretimini falan şimdi Mutlu'yu da tanıdığım için Mutlu hocamızı ya, da o tabii. Da özenle yapar eminim. Çok, yani yapmıştır çok yine. Titiz. Ama evet. Tabii o birlikte çalıştığı kişilerde onun öyle. Gibiler gayet muhakkak. Keyifle hazırlandı. Muhakkak. İyi ki yapıldı. Çok mutlu olduk. Emeklerinize ben her zaman, sağlık. Evet, size de ev sahipliğiniz için çok güzel. Tabii çünkü bir de Burcu biliyorsun sahip olma konusunda da insanlar endişelidir biraz. Yani tabii, ilk seramik maalesef. Alalım da dün de nasıl koruyacağız? Biraz. Nasıl koruyacağız? Kırılır. Benim nitekim bir Hamiye Çolakoğlu dün de söyledim. Vazomun kenarı temizlik sırasında gitti. Allah'tan maalesef. Sonra onu çok bana... Çok başımıza geliyor. Galiba kim Elif mi yaptı? Yapıldı orijinalle çok uyumlu şekilde. Yani üretimi de dediğin gibi bir sergi için taşınması da sergilenmesi de satışı da çok ve sonrasında zor. Korunması da. Korunması da. O zaman bu kadar zor bir işe niye kalkıştın Burcu? Değil mi? Deli işi gibi gözüküyor. Deli işi. Bence evet. Deli işi. Hadi bakalım. Öyle çok yani aslında yani. Üretme süreci de çok zahmetli bir şey ama bu ancak tutkuyla yapılacak bir şey. Zaten kesinlikle. Sanat öyle tutkuyla yapılacak bir şey. Tabii. Biraz delilik hepimizde var sanırım. Hepinizde var. Bütün sanatçılarda. Aa, ben sizin ciğerinizi bilirim dermişim. Burcu bilinçli bir seçim miydi? Yani seramik. Şöyle. Seramik çok bilinçli değildi. Biraz klişe gibi olacak ama çocukken bahçede oynardık eskiden, yani benim çocukluğumda mahalle kültürü ve kavramı vardı. Ya. Ve bahçede oynardık ve toprakla işte çamurla kille oynardık bizim zamanımızda. Şimdi maalesef büyük, yani burada Bodrum'da birazcık daha çocuklar şanslı bu anlamda ama tabii. Evet. Ama büyük kentlerde, metropollerde, şehirlerde birazcık zor oluyor bu konular tabii ki. Tabii. Günümüzün koşullarında. Ama benim için şey çok önemliydi yani. Resim öğretmenim beni çok zehirledi diyorum ben. Ha, zehirlemek işte. Diyorum. Değil mi? Bir kişi bunu yapabiliyor bazen insanın hayatında. Yani hangi şey, sene, hangi okul? İlkokulda mı? Ki çok önemli. İlkokulda biraz farklı geçti. Çünkü ben Çankaya İlkokulu'nda okudum sonrasında. Yani babamın mesleği dolayısıyla doktordu babam. Şehir dışında bir dönem Akçay, Edremit gibi bir yerde geçirmek durumunda kaldım. Ondan sonra tekrar Ankara'ya geri dönüş ve Çankaya İlkokulu'nda geçti. Orada da tabii ki ortam uygundu ama esas ortaokulda öğretmenim, resim öğretmenim çok teşvik etti. Yani zehirledi beni, öyle söyleyeyim. Anladım. Resim yapıyordum, yarışmalara gönderiyordu. Yaptığım resimler okulda çerçevelenip asılıyordu. Ama ben demek utanıyordum ki bir şey vardı bundan. Burcu tabii ki yani. Her çocuğun resmiyle herhalde aynı oranda ilgileniyor muydu yüreklendirmek muhakkak için acaba? Muhakkak yani herhalde kendimden geçerek biraz yapıyordum. Biraz da vardı evet. Şey. Evet. Çünkü bana hatırlıyorum yani teneffüse çıkmazdım. İçeriden boyaları ekstra getirirdi böyle. Hani çünkü ben de zevkle yapardım. Öyle bir dönemim oldu. Sonra yıllar sonra da o öğretmenimden koptum ama yıllar sonra bir sergide de karşılaştık böyle yine Hacettepe ile. Dün Toygun Bey çok buna benzer bir şey anlattı. Evet. Seneler sonra dedi. Yıllar sonra gene Hacettepe Üniversitesi'nde o dönem çalışırken Alman Kültür Merkezi'nde bir sergimiz olmuştu. Orada hocamızla karşılaştım. Tabii benim için çok özel bir andı. Tabii. Böyle hemen sarıldım. Dedim ki bugün ben sanat yapıyorsam sizin sayenizde. Çünkü siz beni zehirlediniz dedim. Ay ne güzel dedim. Bir şey böyle ya. Böyle bir hoş bir anımız var. Yani ne tatlı. Ruhuma dokunmuş demek dokunmuş. Ki. İyi ki de dokunmuş. Tabii. Ya. Evet, o zaman şekilde. Sen liseyi bitirdiğinde alan seçerken yani sanat evet. Bir kere herhalde zaten oluşmuş evet. Muydu? Hani evet, seramiği evet, daha tam öğrenemedik ama yani sen yani, sanat okuyacaktın evet, öyle çünkü miydi? Çünkü seramiğe dair çok bir bilgim yoktu açıkçası. Hani sanat okuyacaktım. İşte resim, heykel, iç mimarlık gibi yani hani olabilecek seçenekleri değerlendirerek seramiği de yazdım tercihlerim arasında. İyi ki de yazmışım. Ya yani. Burcu Hamiye bak hocayı işte. Tanıdım. Tanıdın değil mi? Yani tabii vay insan ya pek çok kıymetli hocam oldu tabii sadece ama Hamiye Çolakoğlu değil de. Hoca ama, o dönem yani Ankara için en büyük idoldü tabii seramikte. Bizler bizim için, bile. Benim için hala öyle. Ya, hepimize tabii, dokundu çünkü. Dokundu. O, ve onun... Ne çocuğu de güzel yoktu ama biz hepimiz Burcu. Onun çocuklarıydık aslında. Çocuklarıydınız çok evet. İyi biliyorum. Evi bana yakındı. Evet. Çok sık son dönem çok sık görüştük. Bir son evet. Sergisini de bizde açtı. Hep böyle Ankaralı hocaların son sergileri bizdedir.
böyle bak lafı geçtikçe hatırlıyorum. Çok enteresan, çok özel bir kadındı. Evet. Çok çok. Yani rahmetli gerçekten anladım. Vizyon, Allah rahmet eylesin. Sevgiyle. Mekanı cennet olsun. Kesinlikle sevgiyle, saygıyla. Ya, yani tabii. Yaşamınıza birileri dokunur ya hayatınız boyunca. O insanlardan biriydi benim birisi için. Birisi de önce. Evet. Rol modeliydi, iyi bir rol modeliydi. Ya tabii yüzden... çok önemli değil mi? Yani onlara bakarak var oluyorsun, biçimleniyorsun. Hele sanatta o yol kesinlikle gösteren atölye hocası falan. Bak Elif geldi, Mustafa geldi. Merhabalar, hoş geldin arkadaşlar. Ben sizin kuşağı daha mı çok seviyorum, ne yapıyorum ey Allah'ım. Elif'i kızım sanıyorum mesela. Kızım yok ya, valla onu kızım evet sanmaya başladım. Evet, böylelikle yazdın, seramiği falan da yazdın. Evet. Sonra? Sonra işte Hacettepe'de doğdum, büyüdüm, orada okudum. Lisansım, yüksek lisansım, doktoram orada oldu. Orada araştırma görevlisi olarak kaldım. Hamiye Hoca ile tabii benim de evim yakındı. Aynı serviste gidip gelirdik, okula gidip gelirken de. Dolayısıyla hani o dönemde biraz tabii fazla vakit geçirdim. Yani hocam tabii bölüm başkanı olarak hani o disiplini, işte sabah erkenden bütün bölümü gezer, onun odasında sohbetler edilir, dersler başlamadan önce. Yani o bir kültürdü tabii. Çok ki. Büyük şans zenginlikti. Burcu. Tabii çok tabii büyük şans. Ona ama denk gelmiş olmak. Kesinlikle. Onunla birlikte tabii Allah rahmet eylesin Sıtkı Erinç hocamız olsun, Kaya Özsezgin hocamız olsun. Tabii. Bak Pınar geldi, Pınar Baklan. Merhabalar hepsine, hoş geldiler. Böyle yani kıymetli hocalarla birlikte vizyonumuz, misyonumuz gelişti. Yani ki o üniversite sınavında seramik mi çıktı karşına? Nasıl oldu tam seramiğin kesinleşmesi? Hani başka yerlerde yazdım dedin ya. Yani işte Bilkent Üniversitesi'nde grafik bölümünü kazanmıştım. Hacettepe Üniversitesi'nde seramik bölümünü kazanmıştım. Tercih ederken de seramikle Hacettepe'yi tercih ettim. Çünkü Hacettepe sanat eğitimi anlamında köklü kurumlardan çok, bir tanesi. Kesinlikle. Güzel o dönem sanatlarda o şekilde çok tercih yaptım. Tabii. İyi ki de yapmışım. Mutlu oldun mu orada okumaktan? Tabii ki olmuşsundur. Kesinlikle. Ama bunu ille soruyorum yani. Kesinlikle. Değil mi orada? Tabii. Çünkü bazen yolunda da gitmeyebilir çünkü yani işler ama. Yani ben küsmedim hiçbir zaman. Çok güzel bir ortamdı. Çok şey öğrendim. Hala da organik bağım var. Deniz oradaki geldi. Değerli hocalarımla, arkadaşlarımla. Öğrencilerimle diyeyim. Sonra da çünkü orada da bir tabii dönem çalıştım. 2012 yılında da Bodrum'a geçiş yaptım. Bodrum'a geçiş yaptın. Şimdi tabii Hacettepe'den ayrılmak biraz zor oldu mu? Yani oldu tabii. Yuvan çünkü dediğim gibi evin tabii orası. Tabii. Ama nasıl yani oldu Bodrum? Yani nereden çıktı Bodrum? Ben Bodrum'a zaten sürekli gelip gidiyordum yaz dönemlerinde, hani yıllardır gelip gittiğimiz bir yerde. Bodrum'da da Güzel Sanatlar Fakültesi var biliyorsunuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde. Tabii. Orada da 2004 yılından itibaren öğrenci mezun vermeye başlayan bir kurum ve seramik bölümü de vardı ama aktif değildi. Aktif değildi. Evet, orası da ilanı çıktı ve başvurdum ben de. Bu şekilde gelişti ve burada da işte şimdi kuruldu. Erkenden öğrenci almaya başladık. Ne güzel. Mesela kariyerini çok hızlı geliştirmişsin. Biraz yani çok öyle oldu. Genç profesörsün maşallah. Evet, doğru. Ben kızların ve kadınların böyle erken yani başarılarını daha önemsiyorum. Kusura bakmasınlar, bak iki erkek çocuğum olmasına rağmen çünkü Allah kadınlar başlasın. Kadınlar biraz daha bu toplumda belki dünyanın birçok toplumunda, İngiltere'de bile ben gittiğimde çok şaşırmıştım. Mesela ücretler erkeklerden daha işte geride başlıyor falan, hani çok medeni deriz ya. Evet, dolayısıyla evet, kadınların başarısı beni daha çok enterese ediyor. Böylelikle oraya öğrenci alınmaya başladı. Evet, evet. Ve bölüm şimdi ne durumda bölüm? Artık her şey iyi mi, yolunda mı? Yolunda. Öncelikle yüksek lisansla başladık. Arkasından lisans eğitim öğretimiyle devam etmeye başladık. Öğrenci alıyoruz. Yüksek lisans öğrencilerimizden mezunlar verdik. Lisans öğrencilerimize seneye mezun vereceğiz. İlk mezun ay inşallah. Ne güzel Burcu, evet, değil mi? Sağ ol. Çok hoş tabii, bir tabii, şey. Tabii.
Ya. Yani hem sanat ve hem akademide olmak tabii ki kolay bir şey değil. Kesinlikle. Bunu ve da böyle konuşacağım şimdi seninle. Sıfırdan kurmaya çalışmak da gerçekten ya, çok zor. Ya değil mi? Ama evet. Bir de güzel de değil midir? Hani böyle bir yerin ilk kurucuları arasında tabii. olmak değil tabii. Mesela ben bizim galeri benimle açıldı. Ben şimdi ne orayı güzel. Çocuğum sanıyorum gibi. Öyle oluyor. Sen emek verince başlangıçta. Tabii bir gün hepimiz oralardan gidip başka yerlerde falan da tabii belki çalışacaksın ya, ama olabilir. Şimdi oraya bu kadar kuruluşunda emek vermiş olman herhalde çok kıymetli bir şey değil evet, mi? Evet, benim için öyle. Bir de şöyle bir şey var. Hani akademide olunca bayrak teslimi gibi görüyorum. Yani önümde Hamiye Çolakoğlu gibi bir rol modeli vardı ve o bölümdeki diğer çok kıymetli hocalarım var. Nazan Sönmez, Candan Terbiyel, Mutlu. Hepsi ayrı. Emre. Tabii Emre, yani şimdi kadınlardan bahsettiğimiz için öncelikle kadınlara bir pozitif ayrımcılık yapmış gibi oldum ama Emre de iyidir yani. Emre Feyzoğlu, Kaan, Can Duran, Tolga Savaş, yani pek çok kıymetli arkadaşım var. İlhan Marasalı. İlhan Marasalı tabii. Hepsi çok ayrı bir değer ve zenginlik. Evet. Genç arkadaşlarım var, isimlerini atladıysam özür diliyorum. Hiç hepsini topluca buradan sevgiyle Füsun Kavalcı, bahsediyoruz. Doğan, Özgün Doğdu, Hüseyin Özçek hepsine saygıyla alıyorum. Tabii. Dolayısıyla yani orası ayrı bir okuldu ve bayrak teslimi gibi olduğu için önümde de güçlü bir rol modeli vardı. Herhalde ya. Onun cesaretiyle böyle bir şeye soyundum. Ya ama çok da bence başarılı da oldun bölümde İnşallah. Duyuyoruz yani, bence öyle inşallah, çünkü öyle olur. Bölümde gayet güzel yol alıyor, kolay değil temin konuştuğumuz gibi bir yerin yeni oluşturulması değil mi? Üniversitemizin yaklaşımı da çok önemli burada tabii destek çok, olması. Muhakkak. Rektörümüzün olsun, fakülte dekanımız, şimdiki dekanımız da. Bir önceki dekanım da Erol Turgut hocam çok da tabii çok destekliyorlar. Bu da çok önemli. İşbirliği yapabilmek değil mi? Birlikte uyumlu bir şekilde çalışmak. Kesinlikle. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Hatta sen dekan yardımcısı görevini yaptım de mi yürütüyorsun? Yaptın bir dönem. Şu anda değil ama Erol Turgut hocamla birlikte grafik bölüm başkanı hocamız. Onunla birlikte çalıştım. Yaptın. Evet. Ama şimdi bölüm başkanısın. Çok şey de öğrendim. Evet. Değil mi? Peki başka kimler var? Kaç kişi var bölümde şu anda? Betül Karakaya var. Ayşe Can Bolat var. Didar Ezgi Özdağ var. Şu anda bu şekilde. Ay ne güzel kadınlar. Ay, çekirdek bir kadro. Evet. Peki ay bak şimdi ben de isim hafızası berbat. Alarm Art'la Ankara Sanat Fuarı'na kim geldi sizden? Betül Karakaya'dır. Betül, onunla tanıştık biz Betül'le. Evet. Hatta benim çok sevdiğim bir doktor arkadaşım Ayşen onun bir işini aldı. Çok sevdi işlerini ve öyle ayaküstü bir kısa sohbetimiz de oldu. Tanıştık Betül'le. Sonra bize bizim standa uğradı. Evet çok ne güzel. Genç, dinamik, üretken evet. Arkadaşlarımla değil birlikte mi? Ne kadar. Çalışıyoruz. Sadece tabii. Ben tabii işin şu kısmını hep böyle eğitimci olan sanatçılarla bir değerlendirme bekliyorum her görüştüğüm kişiyle. Şöyle bir sıkıntı değil. Bir tartışma hep vardır. Yani akademisyen sanatçı, akademisyen olmayan sanatçı. Acaba hocalık işi ne kadar engeller? Aksine hocalık besler mi? Senin bu konudaki görüşünü çok merak ediyorum. Bence ben beslediğini düşünüyorum. Çünkü gençlerle bir arada olmak gerçekten onlarla birlikte hem onlara rol modelisiniz, onların eleştirel düşünmesine, özgür düşünmesine katkıda bulunmaya çalışıyorsunuz bir taraftan. Sanatın nasıl bir şey olduğunu, sanatçı duyarlılığını yansıtmaya, duyarlılığını geliştirmeye çalışıyoruz sanat ve tasarım anlamında. Hem de üretmeye çalışıyorsunuz. Kolay bir şey değil tabii. Hani bir koltuktaki karpuz gibi yani zor bir şey ya, gerçekten. Kolay bir tabii, şey değil. Tabii hiç kolay değil. Ama bunu akademide olan, herkes demeyeyim ama pek çok arkadaşım başarıyla yapmaya çalışıyor. Değil mi? Yapılıyor. Yani tabii, eş zamanlı. Şimdi belki senin acaba hep zaten böyle düşünülür. Üretimden biraz eksiltiyor mu? Hani hocalık üretimi azıcık üretime ayıracağın zamandan mı çalıyor? Şöyle
Çalmak demeyelim de ama şöyle bir şey var. Tabii çok vakit alıyor. Çünkü hele şu uzaktan Tabii. eğitim sürecinde Ya onu da bilgisayar konuşacağız. üzerinden eğitim veriyoruz. Dolayısıyla ama Bak biz Şirin onu de katıldı. Şirin hoş Koçak. geldiler, merhabalar. Evet. Merhaba sevgili Şirin. Yani o üretim sürecini bir şekilde mutlaka yaratıyor, fırsatı yaratıyoruz yani. Fedakarlıkta bulunuyoruz. İşte Evet, hafta sonu belki çalışıyoruz, akşam, gece çalışıyoruz. Hafta Bir sonu. şekilde Tabii, mutlaka tabii. Bak üretiyoruz. Şirin'le aynen Şirin de aynı durumda. Onlar da çünkü Evet, karı onun şimdi koca ufak bir bebeği de üniversitedeler. Bir oldu. de bebeği var. Tabii. Ama gene de onlar da aynı görüşteydi. Biz de besleniyoruz diyorlar ve Kesinlikle. üretimimizi çok engellemiyor. Çünkü evet ya ona göre planlayabilirsin çünkü değil mi zamanını? Tabii Bir tabii de birileri kesinlikle. de öğretecek yani sonuçta. Tabii Değil mi? tabii. Çocuklar nasıl yetişecek? Mesela iyi hocaların, dün onu da konuştuk Toygun Orbay'la, iyi eğitimci çok önemli. Yani tabii Kesinlikle. iyi sanatçı ama nasıl yetişecekler iyi eğitimcilerle. Onun için ben işin eğitimci kısmını da hepimiz tabii çok önemsiyoruz. Ama bu arada üretimi de bence çok fazla engellemez. Bir de ben üniversitede olmayı şöyle düşünüyorum Burcu. Dünyayla da bir bağlantı değil midir Kesinlikle. Tabii üniversite? tabii. Değil mi? Yani üniversite zaten evrensel bilgiye ulaşılan yer yani. Ya. Dolayısıyla ve onun üretildiği yer olmalı. Ben biraz Aha. idealist bakıyorum bu konuda hala. Tabii. Dolayısıyla bu üretimle bütün dünyayla da hele de günümüzde globalleştiği için de Değil mi? aşırı bir bağlantı var, iletişim var tabii ki. Tabii. Anında Onun için haberdar de oluyor her şeyden. mesela ben akademisyen olmayı aksine bu tamam tamamen benim kişisel görüşüm daha avantaj sağladığını düşünüyorum sanatçı için bir dönem en azından. Çünkü niye? Hakikaten diğer üniversitelerle, diğer işte dünyanın her tarafıyla kendi kendine belki kuramayacağın bağlantıları Evet. belki de okul sayesinde Tabii, kurarsın, değil tabii mi? o da bir fırsat yaratıyor. Tabii ki çeşitli imkanlarla yani etkinlikle. Çünkü dediğim gibi hani aktif olması gerekir, üretimin olması gerekir. Dolayısıyla üniversitedeki hocalarımız da aktif bir şekilde üretiyorlar, çalışıyorlar. Tabii değil mi? Öğrencilerle Tabii. birlikte sorguluyorlar ve dolayısıyla bu üretimler işte sempozyumlar, uygulamalı etkinlikler, sergiler pek çok şeyle de Ha mesela meyvelerini değil mi? veriyor. Tabii Veriyor ki. bence de. Veriyor. Çünkü ben şimdi mesela Hacettepe ile de biz biraz üniversitelerle yakın olmaya çok gayret ediyoruz. Çünkü biz çok ticari bir galeri değiliz. Vakıf galerisiyiz ve biz daha çok destek yani hele şu dönemde Evet, özellikle sanata, bugünlerde. gençlere, üniversitelere destek bizim en önemli hedeflerimizden ve o ilişkiler sırasında da bunu gözlüyorum. Yani hakikaten o sempozyumlar olsun, işte davetler oradan geliyorlar, işte buradan sanatçı gidiyor. Bu değil mi birlikte Tabii, olma, tabii, bunu tek tabii. başına sağlayamayabilirsin. Çok Yani tabii zordur. ki Değil mi? üniversite bu imkanlar açısından da daha elverişli oluyor Evet. tabii ki yapılan Evet, uygulamalı daha evet. etkinlikler. Bir de tek başınıza kaldırmanız mümkün değil ama tabii ki üniversite buna ev sahipliği yapıyor, bu etkinlikleri Tabii. Ha. destekliyor. Bu Tabii. anlamda önemli tabii ki üniversite bünyesinde Kesinlikle. olması da. Bodrum'da nasıl sanatla tabii biz şöyle biliriz. Çok sanatçı yaşıyor. Bodrum sanatın merkezlerinden birisi falan deriz ama ben yazın geldiğimde çok öyle gözlemiyorum. Hani çok sanatçının yaşaması orada, çok sanatın böyle hareketli olmasını bence sağlamıyor. Senin görüşün ne Burcu? Bodrum aslında periferde, merkez değil tabii ki. Yani sanat daha çok metropollerde, büyük şehirlerde daha aktif Evet. akıyor, gerçekleşiyor. Ama Bodrum'un bir taraftan şöyle bir taraf yapısı da var. Yani hem kültür katmanları, geçmiş Karya Uygarlığı, Lelekler, hani tarihine de baktığınız zaman Beylikler dönemi, hani kültür katmanlarına da sahip Ege bölgesinin önemli merkezlerinden bir tanesi Denizli olan bağı. Bağı Kültür tabii. bir Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir, bir İlhan Berk gibi böyle Evet. Oraların sanatçıların burada simgesi artık simgesi haline Bodrum'un gelmiş tabii. olması. Yazın çok aktif bir şekilde bale festivalleri, caz festivalleri, Evet. klasik müzik festivalleri, Biz de sergilerin, zaman zaman etkinliklerin sponsor olması. oluyoruz. Evet. Birçok yere göre tabii ki
Evet, hareketli. Yani sonuçta bir ilçe ama aynı zamanda bir şehir gibi. Yani şehir gibi. Kültürlü insanların da olduğu bir bölge. Yerleşik yerleşik olarak dediğim sadece yazlıkçı değil aslında. Artık orada yerleşik teminde dediğim gibi hem çok sanatçı var değil mi? Hem de çok sanat entelektüel anlamda izleyip, bir, evet şey var. Bir kitle var. Var. Evet, kesinlikle. Aha. Ve bu pandemiyle birlikte birazcık daha da arttı aslında. Arttı. Tabii bu sene bizim burada sürekli işi olmayan hiçbir arkadaşımız Ankara'ya dönmediler. Yani bu kışı evet. Orada geçirdiler. Çok da akıllıca bir şeydi tabii. Bizler tabii işi gücü olanlar gidemedik öyle. Arada kaçtık ama orada olmak tabii o anlamda da sayı biraz sanatla arttı. İlgili değil mi? Kişilerin sayısı da arttı. Üniversitenin ilişkileri nasıl? Mesela belediyenin durumu ne? Devlet kurumlarının böyle üniversiteyle sanatla olan... Yani bizim organik bağımız var. Sergilerimizde birbirimize destek oluyoruz kurumlar arasında. Bodrum'daki sanat etkinliklerinde yani fakültemizin etkin bir rolü var açıkçası. Ne güzel. Hem hocalarıyla hem öğrencileriyle aktif şekilde sergiler yapıyoruz, sempozyumlar yapıyoruz. Tabii dediğim gibi pandemi birazcık dijital ortama taşıdı bazı şeyleri. Tabii. Her yerde olduğu gibi bizde de öyle oldu ama tabii. Bodrum ulusal ve uluslararası anlamda daha da iyi yerlere gelecek. Yani bir potansiyeli var. Değil bir mi? Potansiyeli var kesinlikle. Evet. Öyle yani güzel aslında ne güzel. Sanat ortamı. Tabii. Yani periferde yani olmasına rağmen. Tabii. Yani birçok sahil kentine, sahil kasabasına ya da her neyse adı kıyaslandığında evet Bodrum aslında çok özel bu anlamda. İşte Ayvalık çevresi de biraz böyle sanatçıları çok barındıran bir yer. Tabii kıyılar daha medeni ya yani Ege kıyıları. Şimdi güneye indikçe biraz hani oralarda biraz daha sanki... O tarafları da biliyorum. Mesafe var ama Bodrum'dan itibaren böyle Ege yukarıya doğru çıkıldığında böyle bir medeni sanata gerçekten daha sıcak davranan o sanki sahil yani, şeridi değil mi? Bütün sanat dallarında olduğu gibi ister edebiyat olsun. Edebiyat okuyucusunu bekler. Sergiler izleyicisini bekler. Ya, tabii. Nerede olursa olsun. Dünyanın neresinde olursa olsun. Gezilmeyi, görülmeyi, okunmayı, İsteriz, izlenmeyi bekleriz. İstiyor sanat. Evet, özellikle gerçekten. De bir eğitimci olarak gençlerin sizin de vizyonunuzla desteklenmesi, onları bugünlerde daha da fazla desteklenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Aslında izin verirseniz şöyle bir örnek de vermek isterim. Tabii. Geçenlerde mesela yurt dışından küratörlerin bir konuşması vardı böyle bizim sizinle bağlandığımız gibi. Mesela onlar da yani bir tek bizler değil de bütün dünya bu pandemi sürecinden etkileniyor. Dijital platformlara kaydedip bir sergiyi orijinal yerinde görmek başka bir şey. Eserin kesinlikle. Kendisini görmek. Değil mi plastik yani? Sanatlar anlamında. Ama tabii ki koşullar bize işte bu üç boyutlu sergi mekanlarında, müzelerde, galerilerde gezmeye itti. Onların söylediği bu dönemde genç sanatçılar için yani belki bizi dinleyenler vardır içlerinde o yüzden paylaşmak istedim. Mesela şöyle yönlendirmede ve tespitte bulunuyorlar. Hani daha çok onları işte atölyeleriyle, hikayeleriyle ön plana çıkarabilecek, üretimlerini açığa çıkarabilecek şekilde artık bundan sonra sergiler birazcık daha ön plana çıkacak diyorlar. Yani var olabilmeleri için belki işte bu dijital sergilerde falan yer alacaklar ama özgün kimliklerinin çünkü biz onların oluşmasını istiyoruz, önemsiyoruz. Tabii sanatçı ki bireyler olarak önemli, yetişmelerini istiyoruz. Kısmı, evet. Aha. Dolayısıyla onlar kendi portfolyolarını, kendi birikimlerini bir şekilde geliştirecekler ve o hikayeleri üzerinden var olabilecekler diye bir öngörüde bulunuyorlar. Evet. Bu da gençler varsa bizi izleyenler açısından onlara belki bakış açısı sunar diye paylaşmak. Tabii. Siz genç akademisyenlerin, genç hocaların da onlara tabii siz artık bu aradaki yaş farkı her zaman çağ farkı oluşturmaz. Ben ona çok inanmam ama yine de kendilerine daha yakın yaş olarak da gördükleri hocalarıyla belki daha... hani çağ onlar bizimle işte arada çok farkı çağ farkı yok diye belki daha da rahat ilişki kuruyorlardır. Zaten sanat
okulları biraz daha diğer alanlara göre, değil mi, hoca öğrenci ilişkisinin daha tabii keyifli, daha rahat biraz olduğu daha farklı oluyor tabii bizde. Evet. Kesinlikle öğrenci ve hoca tabii ilişkisi birazcık daha farklı oluyor. Çünkü onların iç dünyalarıyla birlikte paylaşıyoruz yani bütün tabii sanat yapabilmek için. Çünkü ben şöyle tanımlıyorum kısaca, iç dünya ve dış dünya arasında bir bağ kurma sanat yapmak, bir duyarlılık eğitimi. Dolayısıyla tabii bu arkadaşlar da o kendilerini keşfedebilmeleri gerekiyor bu eğitim süresince. O kendilerini önce tanıyabilmeleri için biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ay ne işte güzel aslında, evet, gerçekten sanatla uğraşmak Burcucuğum hakikaten, hele böyle zor zamanlarda daha mı insana acaba iyi gelen bir şey? Hani bir bankacı, bir mühendis falan olmaktan. Bence bir tek tabii şöyle bir handikap, bir sıkıntı oluşturdu. İşte sergileme, gösterme, ulaştırma anlamında çok büyük sorun oldu korona. Orada bir de böyle pandemi açısından eğitimi bir konuşalım mı? Çok göbeğindesin. Yani evet, hele böyle bir de uygulamalı dersi olan alanlarda bu uzaktan eğitim nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz? Yani biz uygulamayı olabildiğince yaptırmaya çalışıyoruz. Evlerinde yapıyor öğrencilerimiz. Malzemeyi evet temin ediyorlar. Ev koşullarında yapabilecekleri şekilde tasarım ağırlıklı gidiyoruz tabii ki. Yine evet tartışarak, işte beyin fırtınası yaparak o sanal ortam üzerinden ilerliyor maalesef ki. Ya ne ama yapacaksın işte, icatlar çıkarılacak böyle. Evet, tabii ama bu süreci ben verimli geçirdiğimizi de düşünüyorum. Yani, ne güzel. Belki de yüz yüze yaptığımız eğitimde olmayan farklı bir şekilde, yani tasarıma farklı odaklanabilme imkanı da, yani hem avantajları var hem dezavantajları var. Şimdi atölyede direkt çamura dokunup da müdahale edip eleştiri verebiliyorsunuz, bir şey gösterebiliyorsunuz ama ekrandan tabii bunu yapamıyorsunuz tabii ki. Mesela siz de böyle yaparak bir şeyler, ders anlatma oluyor mu, yoksa sadece onlar mı uygulamayı bazen yapıyorlar? Video kayıtları yapıp ne demek istediğimizi anlatabilmek için, bazen çizim yaparak ekranda canlı o anda çizimle göstererek veya video kayıtlarından açıp göstererek göstermeye çalışıyoruz tabii ki ama her biri ayrı sorun çözdüğü için tasarımında, kendi çalışmasında her biri için ayrı ayrı eleştiri vererek o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Kaç öğrenciniz var mesela her sınıfta? Biz yani böyle şöyle başladık. Yani 40 kontenjanla başladık aslında ama 30 kontenjanla devam ediyoruz. O şekilde devam ediyor şu anda. Yüksek lisans öğrencilerimiz de var. 67 kadar öğrencimiz var şu anda. Ne güzel. Yani sonuçta çok kolay olmasa da böyle online derslerle tabii yol alıyorlar. Sınıf geçiyorlar değil mi? Sınavlar nasıl oluyor? Sınavlar da işte paftalarını yüklüyorlar. Yaptıkları sunumlar sözlü olabiliyor, yazılı olabiliyor, ödev şeklinde olabiliyor. Yani uygulamaları üzerinden ama tabii o uygulamaların kavramsal altyapısını da oluşturarak bunları, dönemi de değerlendirerek, sadece bir iş değil de dönem başından itibaren yaptıkları tüm uygulamaları değerlendirerek o şekilde yapıyoruz. Tabii. Ama böylelikle öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz en kısa zamanda. Ay tabii, hiç kimse onlar için hoş değil. Tabii. Yani Burcu, ne okullarda öğrenciler için, öğretmenler için, ne bizler için. Yani tabii böyle gözün kapıda bir aman 3 kişi gelse, 5 kişi gelse işte gezseler diye bakıyorsun. Kapımızı kapatmak da istemiyoruz tabii, o ilk başlarda kapattık. Ama Haziran'dan itibaren açtık ve aralıksız sürdürdük. Atölyemizi açtık ama ne yaptık? Atölyemizi işte 3 kişiyle 5 kişiyle sınırlandırdık. Tabii çok kalabalıktı. Böldük ve asla 6 kişiden fazla insanı bir arada bulundurmayarak falan. Yani o açık olma duygusu bile gerçekten tabii çok kıymetli, çok önemsiyorum. Tamam. Çünkü dediğin gibi dijital, tamam dijital de yaptık o kapalı olduğumuz dönemde ama yani kesmiyor. Biz ya da çok böyle içinde bu işin yaşadığımız için belki izleyici için bizim kadar ağır gelmiyor bu durum ama bizi kesmiyor yani. Bak tabii herkes çok gurur duyuyoruz hocamızla. Biz gelmezlere katkıları çok değerli falan onlar yazıyorlar. Onlar da benim için çok değerliyse. Ya ne güzel. Ben tabii tek tek okuyup isimleri teşekkür edemiyorum. Evet. Lütfen kusura bakmasınlar. Çok sevildiğin belli. Çok övgü dolu şeyler yazılıyor. Ben de onları güzel seviyorum. Güzel bir şey değil mi? Öğretmen olmak.
Yani onların güzel başarılarını görmek mutlu ediyor. Geçenlerde bir yüksek lisans öğrencimiz ödül aldı. Tabii ki çok mutlu oldum. Yani ay, ne tatlı. Bundan sonra bunlar mutlu ediyor bizi. Tabii. Çok güzel bir şey tabii onların başarılarını görmek. Çünkü siz de oralardan geçtiniz. Yani tabii, sonuçta tabii. Değil mi? Tabii kesinlikle. Zorlukları sizler de yaşadınız. Tabii. Senin sanat eğitimi, sanatçı olmak. Hele bizim gibi ülkelerde tırnak içinde hiç kolay olmadığını çok iyi yani biliyoruz. Aslında Burç. Sanat yapmak zaten başlı başına çok sancılı bir süreç. Tabii. Kendinle baş başa kalıp üretebilmek zaten o kısmı çok sancılı bir süreç. Tabii. Bunu bir de yani sahiplenilmesi, izlenilmesi, toplum tarafından kabul görmesi, ya. Destekleniyor olması bunlar tabii ki ayrıca önemli. Kesinlikle.